Ne işi var ya? Bizim işimizde ne işi var? Bizim zaten acımız büyük ya. Ha? Ya bizi göçüğün altında bıraktınız ya. Ya yeter artık ya. Bizi köle ettiniz ya. Memleketimizde canımızla malımızla köle ettiniz ya. Yeter ya. Ya biz şu insan değil miyiz? Ya Amerikalı insan da biz insan değil miyiz? Amerikalı günlük saati 35 dolara çalışıyor da sen bizi 10 liraya saatini çalıştırmaya biz köle miyiz ya? Biz sesimizi söylediğimiz zaman susun. Susun. Tamam sen susma devam et. Alasın şimdi. Hadi. O da orada. Madene ben mi sattım? Origin yerini ben mi sattım? Susmayacağım. Bu milletin hakkını savunacağım. Susmayacağım hiçbir günde. 13 senedir de susmadım. Susmayacağım. Ya öldü, ancak ki benden öldür, beni öldürürseniz kurtulursunuz benden. Burası. Şov yapma. Şov. O sana o gaz için verecek ya da onu yanına gel. Onu yanına gel. Yeter. Ben her zaman hakkını yanına gel. Her zaman milletin yanında olur. Alnım da açık. Kimse diyemez ki Sıtlık gün burada bir yanlış yaptı. Her zaman milletimin yanında olmuş. Olacağım da. Beni öldürseniz de olacağım. Gelmeseler. Gelmesinler buraya ya. Gelmesinler. İstemiyor. 10 ton şey, 100 tonun üstüne 50 ton daha koyup da patlatmasalar. Utanmazlar. Para kazanırlar. Ya orada bir de nasıl da yazık bize ya. Vallahi yazık ya. Doğru. Yazık bize ya. Bir tanesi orada geziyor. Şurada. Benim amcam yanında geziyor. Ya yazık. Bu adam 2 gün önce Fahrettin Keklik'i tehdit edip zorla kendi sendikasına geçirmeye çalışan adamlar bunlar. Ne zaman konuşacaksınız? Ne zaman? Yazık adam göçüğün altında. Tepkini göstermedin abi. Yazık ya. Bize yazık ya. Bir de oturup burada dinliyoruz bu adamları. Olmaz böyle. Kanımızı emiyorlar. Yapmayın bunu. Bir de gelmiş burada dinliyoruz ya. Neyi dinliyoruz? Öme geçme. Delikanlı işverenle beraber bu. İşverenle beraber. Her şeyi işverenle beraber yapıyor. Bugüne kadar bu işçinin o sahada sızmasının sebeplerinden biri de bu maden işten dikkatli. Seni işten atarım, sana şunu yaparım, sana bunu yaparım deyip bu işçileri sustura bu hale getirdiler. Yazık günah bize ya. İnsanız biz insan. Ondan sonra diyoruz ki niye böyle oldu? Böyle şanslar yüzünden bunlar oldu. Amirim bunlar buraya kadar getirdi. Buraya kadar getirdi. Buraya kadar getirdi. Fahrettin Keklik şu anda göçüğün altında. Bir gün eve geldi abi dedi. Hakkını helal et dedi. Bu adamlar dedi beni tehdit ediyor. Zorla geri sendikaya dön dedi. Fahrettin Keklik şu anda göçüğün altında. Fahrettin Keklik şu anda göçüğün altında. Ve diğerleri. Hepsi. Bunlar Allah mı oldu ya bu? Ne ya? Biz insanız ya. Bizim bir hakkımız, bir hukukumuz yok mu yani? Tamam da Sıdık abi bugün ne yapalım? Niye bu gerginlik çıkartıyorsun? Bugün ne yapalım yani? Gerginlik değil. Abi, burada dolaşmasınlar. Gelmeyecek. Dolaşmasınlar bu burada. Bu adamlar biz bu kadar yani. Bu kadar acımız, bu kadar öfkemiz varken buradan dolaşmasınlar. Bak ben seni dinledim. Yeri sırası değil şimdi. Bak konuştu mu? Çalışma yerleri riski devlet, desek. Devlet kimle haberdar olacak? Devlet kimle haberdar olacak? Devlet gelip işçiye soracak. İşçiye devlet gelip sorduğu zaman sus. Seni işten atarım diyorlar. Devlet kimden bilgi alacak? Devlet senden benden bilgi alacak. Oradaki işçiden bilgi alacak. Mühendisi bireysel olarak tehdit gönderiyor işten atıyor. İşçiyi de susturuyor.